İyi akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. 3 muhabir arkadaşımı, 3 kıymetli arkadaşımı bu akşam konuk ediyoruz. Özellikle Galatasaray tarafı ve Fenerbahçe tarafı. Elbette ki Beşiktaş ve Trabzonspor'u da değerlendireceğiz. Anadolu takımlarından da kırmızılara hazır olun diyelim ve süratle başlayalım. 3 konuğumu da takdim etmek istiyorum. Demirören Haber Ajansı'ndan Serhan Türk. Hoş geldin Serhan. Hoş bulduk. Yıllardır arkadaşım da Serhan. Bu sene ilk defa kısmet oldu transfer raporuna. Bundan böyle sık sık burada olacaksın. Seni de bekliyoruz. İstanbul'da da devam edeceğiz. İnşallah. Hoş geldin bir kez hoş daha. Hoş bulduk. Hep beraber olacağız inşallah. Gökhan sen de hoş geldin. Naspor Fenerbahçe muhabiri. Biz alışırız sana. Buralarda alışıyorsun zaten. Evet. Ve Galatasaray muhabiri Sabah gazetesi Mehmet Özcan. Kendisiyle de sık sık İstanbul'da stüdyoda birlikte programa katılıyoruz. Mehmet iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Var mı elinde haberler? Bakalım, özel haberler paylaşacağız. Konuştukça diyorsun. Kırmızı çıkacak. Var mı kırmızı? Aykutucu'ya kırmızı lazım. Var. Serhan kırmızı getirdi ama o kırmızıyı ikinci bölümde vereceğiz. Galatasaray'dan ayrılan isimler belli oldu. Serhan'ın kırmızısını sonradan saklıyorum. O ayrılanları bir verelim sevgili Mustafa İnci, İstanbul'daki arkadaşım. Kimler gitti Galatasaray'dan, işte buyurun. Galatasaray'da 5 ayrılık birden. Emre Mor, Cimi Durmaz, Mariano, Nagatomo ve Babel gidiyor sevgili seyirciler. Hemen başlayalım süratle konuşmaya. Galatasaray'dan bir gelişme daha var. O gelişmeyi Serhan'la değerlendireceğiz ama ben yine Serhan'la başlamak istiyorum müsaade ederse iki arkadaşım da. Aslında malumun ilanı diyebiliriz. Bekliyorduk da ilk giden Babel oldu. Yani resmi anlamda, öyle değil mi? Kesinlikle. Giden o oldu. Evet. Arkasındaki isimler de hepimizin beklediği isimlerdi, kabul edelim. Tüm spor kamuoyu, muhabir arkadaşlarımız yazdı, çizdi, okudu, burada seslendirdi. Sürpriz var mı aralarında? Yok, sürpriz yok. Zaten hani beklenen isimler ama şu da bir gerçek ki halen bir resmi şekilde açıklama olmadı. Bunu da zamanla bekleyeceğiz. Ama dediğimiz gibi ilk beklenti Babel'di. Babel gitti, Galatasaray'la vedalaştı diyebiliriz. Ne diyorsun peki? Emre Mor, Jimmy, Mariano, Nagatomo. Hele Nagatomo mesela çok bu sene çok kötü başladı. Serhan abi, Nagatomo ile ilgili şu pas atayım sana. Hafta içi tesiste vedalaşmış takım arkadaşlarıyla. Evet. Sonra ama görüşmeler İtalya'dan sonuçlanmayınca tekrar geri dönüp idmanlarına devam ediyor. Yani aslında artık Nagatomo bir ayrılık psikolojisine girdi Aykut. Yani kesinlikle. Arkadaşlarıyla veda edip geri döndü artık. Prosedür işler, öyle söyleyelim. Kesinlikle kesinlikle, ben de Mehmet'e katılıyorum. Kafası yok artık ya, kafaca bitmiş. Ya zaten hani bu arkadaşlar geçen sene varlık göstermeyen arkadaşlar. Sürekli sorumlu olan arkadaşlar ve Galatasaray'da geçen dönemde bir bekleneni verememiş futbolcular. Ya zaten Babel'le başlayan bir gelenek var. Başlayan bir gidişler başladı. Mariano da menajeri şu an Antalya'da. Antalya'da zaten takımın kamp yaptığı otelde kendisi kalıyordu. Yani öyle oldu diyelim. Öyle. Babel de yine. Şu bilgiyi de verelim. Yusuf Erdoğan geliyordu. Ya. O gelmesin. Yusuf Erdoğan yerine Emre Mor tercih edildi. Yusuf'la Emre arasında ciddi bir yaş farkı da var. Yani Emre 97 doğumlu. O forma doğumunda. Paylaşımı bence Yusuf Erdoğan'ı. Yok, formadan değilmiş. Ben onu araştırdım. Galatasaray formasını paylaştı. Emre Mor'muş neden aslında. Emre Mor. Yani forma daha değil. Genç bir oyuncuya yatırım yapalım. Forma, 12 transferi zaten. Net forma, şey oldu. Bahanesi oldu. Bahanesi oldu. Aynen. Ya şu şeyi konuşalım. Serhan, Onyekuru'nun sıtma olayı. Mehmet'in ayrı bir özel haberi var. Tabii. Bu sıtmada da sende, yani Onyekuru ile ilgili bilgiler var. Ben şimdi Onyekuru ile ilgili şöyle bilgilere sahibim. Onyekuru, hatta sosyal medyada Onyekuru ile ilgili şöyle bilgiler var. Bu daha önce de sıtma hastalığı geçirdi, sıtma oldu şeklinde. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben içeriden aldığım bilgilerle herhangi bir sıtma olayı gerçekleşmemiş. İlk defa sıtma olayı gerçekleşmiş. Ama bünye, işte futbolcunun bünyesine bağlı ya da insanın bünyesine bağlı. Ben daha önce bir Profesör Doktor Mehmet Erdil diye bir doktor arkadaşım var, onunla konuştum. 3-4 haftayı bulabilir. Çünkü bu mikrobun atılması, mikrobun reaksiyonu çok değişik olduğundan dolayı yani şu aşamada bence 3-4 hafta Onyekuru görmeyeceğiz gibi hastanede geliyor. Hastanede kontrol altında mı sevgili hastanede Serhan? Hastanede kontrol altında. Evet, hastanede kontrol altında ve başında da zaten Yener İnce var. Doktor Yener İnce, Galatasaray'ın doktoru Yener İnce de şu an Onyekuru'nun başında, burada değil. Antalya'da kampta değil. Birebir Onyekuru ile ilgileniyor. 3-4 gün sürecek Serhan abi. Dönüşünde bir 3-4 haftayı bulacak. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığı'nı da tebrik etmek lazım. Onu hep kulüp doktorlarından bahsediliyor. İlk testlerde, ikinci geniş testte Ankara'da bakanlığın bünyesindeki o laboratuvarlarda ortaya çıkıyor.
iyi teknolojisi Onyekuru'nun da altı hayati tehlikesi oluşabilirmiş. Ben de onu öğrendim. Yani bakanlığın hızlı ve hızlı tetkik sonuç. Yakalanmamış ama önceden. Yok, yani öyle bir yok. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Yani daha önceden bir ısıtma yakalanmışlığı yok. Ama zaten hani biz de yurt dışlarına giderken özellikle bu tür ülkelere gittiğimizde bize aşı. De diyorlardı, aşı diyorlardı. Ama belki hani kendisi orada daha önce yaşamış olduğundan dolayı bu aşıya tepkilesi daha güçlü olabileceğini düşünerek bence yaptırmadı. Ama sonunda böyle bir şey oldu. Ve Onyekuru'nun gösterme zamanıydı şu an Galatasaray'da. 2-3 hafta bence bir sıkıntı olacak Onyekuru ve Galatasaray için. Orada bir virgül koyup hemen Mehmet Özcan'ın istihbaratını paylaşalım. İstihbarat önemli şu, çünkü. JS Segidika önemli bir transfer. Savaş abi buradan tebrik edelim. Transferi evet, ilk o verdi. Önemli geleceğe yönelik bir transfer aslında. Ne demişti Fatih Hoca? Artık oyuncuların geçmişe geleceğine yatırım yapacağız. Ama şu bilgiyi ben aldım Aykut. Onyekuru bu kampta olsaydı Serhan abi, JS Segidika sezonun ikinci yarısını başka bir takımda kiralık geçirecekti. Çünkü yabancı kontenjanı dolu Galatasaray'ın hali hazırda. Zaten hala boşaltmaya çalışıyor. İşte Mariano ve Nagatomo'nun muhtemelen sözleşmeleri bu kamp sonrası feshedilecek. Tabii. JS'de bu anlamda sezonun ikinci yarısı Eskişehirspor transfer tahtasını açsa hatta Eskişehir devam etmesi niyetindeler ama Eskişehir'in durumundan dolayı Kayseri, Gaziantep zaten hali hazırda oyuncuya teklif yapmıştı. Kiralık gönderilecekti ama Onyekuru'nun dönüşü bir ayı bulacak gibi ve Galatasaray ligin ikinci yarısı Parola Kadıköy'e kadar 5 maç 15 puan Aykut. Şu da çok önemli. 10 puan fark var zirveyle ama maçlara bakalım Galatasaray'ın rakiplerinin. Bir Beşiktaş-Sivas maçı. Hemen sonraki hafta Fenerbahçe-Başakşehir. Artı ondan sonra bir Trabzon-Fenerbahçe maçı. Yani rakipleri birbirleriyle oynayacak. Burada 5 maçta alınacak 15 puan Galatasaray zirveye çok da yaklaştırabilir. Bu aşamada artık hataya telafi yok. Oyuncunun ücretinde Galatasaray'a karşı. 1.55. Bu 1 milyon 550. 750 bin Onyekuru'ya verildi. 500 bin Saracchi'ye verildi. Eksi 1 milyon 250 bin euroydu Galatasaray. Hı hı. Bu hamleyle de artı 300'e geçti. Kesinlikle. İşte sihirbazlıktan başladık ya. Sihirbazlık sihirbaz. Işte. Ama Serhan, oyuncunun ücreti ya, nasıl ödeyecek? Ya şöyle bir aslında 2.3'e yaptırıyorsun ya Aykut İnce. Serhan abi 2.3'e olur. Galatasaray transferde sihirbazlık yapıyor. Ya kesinlikle kaç yani. Para kazanıyordu peki Babel? Babel'in ücreti 2,5 milyon euroydu net garanti. 1 milyon 250 bin euro alacaktan Babel'in çok bonusu vardı. Şimdi Falcao 5 milyon euro imza attı diyoruz ya Aykut. Eğer Falcao 29 maça ulaşırsa 7 milyon euro kazanacak. Benzer tablo Babel'de de vardı. Babel'in de yıllığı 4.1 milyon euroya. Galatasaray anormal paralar harcadı. Ya Babel her yerden kazanıyordu zaten. YouTube üzerinden de kazanıyordu biliyorsun. YouTuber da aynı zamanda Babel. Ya zaten sezon başı farkındaysan antrenmana çıkılıyordu. Antrenmana çıkarken herkes çantasını, kramponunu, topunu alırken Babel'in de telefonuyla beraber yayın yaparak antrenmanlar çıkardı. O da sosyal medya fenomeni. Kesinlikle. Kayseri istiyormuş Emre Mor'u. Kayseri Galatasaray'dan çok oyuncu istiyor. Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir. Mensah mı isteyecek acaba? İstiyor onlar? Yani. İstiyormuşlarken. Mensah'la çünkü temas var ya. Rosneşke hayır olmaz. Dememiş. Yani. Mensah, Kravets ve kalecisi Lung temel taçları. Kayseri çünkü takım bayağı daha kesinlikle. O üç oyuncunun etrafını kuruyorlar. İskelet onlar. Bence Mensah satmaz. Yani bu Sivas Spor'un şu an son günlerde çok önemli olan futbolcuların biliyorsunuz Yasin gündeminde olduğu aynen. Mert Hakan Yandaş. Onlar da satmayacağı bir şampiyonluk ben de ama çok yerde dedim. Devre arasında kessek Mecnot Yakmaz bu oyuncu. Ama sezon sonunda bitiyor biliyorsunuz sözleşmeni. Sezon sonunda Galatasaray'da diyebiliriz onlar için de. Şu arkadaşlarımız tabii Ryan Babel kırmızısını verecektir. Murillo da çok küçük pürüzler kaldı. Süratle hızlı bir şekilde Galatasaray'a girdik. Tabii daha da sorularım var. Mesela Sarakçı için bir yorum yapacaksınız mutlaka. Ne Alex Teyes'in ilk günlerini andırıyor. Alex Teyes'e geldiğinde öyle uçup kaçmıyordu. Adapte sorunu var. Artık hücum gücü zayıf. Savunması, hücumu iyi, savunması zayıf. Benzer profil. Sarakçı'da ama şunu söyleyebilirim Aykut. Leipzig'de iyi idman yapmış zaten. Bu tip takımlardan gelen oyuncularda idman anlamında bir problem olmuyor. Yani oyuncunun fizik olarak bir sıkıntısı yok maç eksiği olsa da. Ama Lines'le ikisini düşünsek, Lines'in nasıl savunması iyi diyorsak, Saracchi'de tam tersi bir profil. O zaman şurada antiparantez açalım. Bence bu sene Galatasaray'ın en iyi transferi Martin Lines. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Galatasaray yöneticiler de söylüyor. Kesinlikle. Yani o şeyi bir türlü tutturamadı. Ya Galatasaray, Luyendama doğru bir isimdi Aykut.
Hatta şu bilgiyi de verelim burada. Kasımpaşa'nın Trezeguet sezon başı 10 milyon euro Aston Villa'ya gitmişti. Eğer Luyendama sakatlanmasaydı devre arasında Aston Villa 14 milyon euro Galatasaray'a Luyendama için vermeye hazırdı ki zaten bütün planlar nasıl ki geçen sene Ozan Kabak Rodriguez satışıyla 20 milyon euro ile transferler döndü. Biz Luyendama'dan gelen parayla takımı değiştiririz diyorlardı. Ama Luyendama sakatlanıp sezonu kapatınca Galatasaray'ın parası kalmadı. Yani şöyle Belhanda da satılamıyor. Beklenen teklif bir türlü gelmedi. Doğal olarak Onyekuru gibi, Saracchi gibi kiralık hamleler veya Jesse gibi yani bedava mesela, oyuncu kovalamak zorunda kaldı mesela Galatasaray. Mesela o zaman hep konuşuldu. Belhanda gidecek, Belhanda gidecek. Ben Belhanda'nın hiçbir zaman gideceğine inanmadım. Ben de aynı sene görüşeyim. Hiçbir zaman inanmadım. Hiçbir zaman da transfer listesinden de yoktu. Koysalardı bence kendisine çıkartırdı transfer Doğru. listesinden. Bence şu an en mutlu ve yani şu açıdan mutlu. Hani futbol açısından mutlu değil. Türkiye'de kalmak için. Fatih Terim'le mutlu o. Fatih Terim ailesi de mutlu. Fatih ailesi Terim mutlu. Olmasın Galatasaray'da ya bir dakika duramaz. Çocukları şöyle söyleyeyim. Babası yani takımdaki çoğu futbolcudan daha iyi Türkçe konuşuyor. O artık... Sözleşmesinin uzatılmasını istedi Aykut Belhanda. O bilgiyi de verelim. Sözleşmesinin uzatılmasının aynı maddi şartlardan. Yani çok zaten maddiyatı ön planda tutan bir oyuncu da değil. O olsa zaten Suudi Arabistan'a çok daha önce giderdi. Geçen sene 5 milyon euro üzeri teklif de aldı. Ama yaşanan süreç ilk kere o taraftarla gerilim. Ama çok duygusal. İster istemez. Çok duygusal. Zaten ilk geldiği zaman Galatasaray transfer olduğunda ilk röportajı da Demir Haber Ajansı'na ben yapmıştım. Gerçekten çok duygusal bir futbolcu ve sürekli her şeye bir tepki verebilen bir futbolcu. Ondan dolayı bence sahadayken her şeyi kapatması lazım. Bir o eksikliği var. O eksikliği yaparsa başarılı olacağını düşünüyorum. Ya, röportaj demişken de Serhan abi 2 sene önce bütün manşetleri belirledi hatırlıyorsun. Tabii. Dursun Özbey uçaklar kalkacak lafını söyletti. Herkes her çilek, çilek de mi acaba? Hayır uçak. Yok uçaklar uçaklar inecek. Uçaklar inecek. Çilek kimindi acaba? Çilek bakalım. Çilek Ünal Aysal dönemi. Ünal Aysal da işte o hangi Serhan abini çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir röportaj. Uçaklar inecek. Biliyorsun uçaklar lafı Zeki artık tamam yapıştı. En çok o zaman Milli Hava Yolu'na yaramıştı. Zaten Türk Hava Yolu'na yaramıştı. Zeki abi demiş olabilir Çile'yi. Yok. Baştan söyledi. Ünal Bey belki o söylettirmiş. Ama şöyle oldu. Mesela ben de Ünal Aysal Dursun Özberk röportajına gelirsek ofisinde röportaj yapmıştık. Ben başkana sordum soru. Başkan dedim uçaklar ne zaman inecek dedim. Aslında manşeti ben kendim vermişim. Sen o soruyu sordun olsa öyle yürüdü. Ondan sonra yürüdü gitti. Gelelim en kritik meseleye. Arda Turan. Yani konuşurken bile soru geliyor. Arda Turan gelecek mi gelmeyecek mi? Ona ben şöyle söyleyeyim. Geçen hafta biz servis ettik değil mi? Örneğin Ajans olarak tekrardan bunu. Arda Turan konusunda en son noktayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz vermişti. Ne demişti? Biz geleceğe yatırım yapıyoruz, geçmişe yatırım yapmıyoruz. Arda Turan konusunda da bize hiçbir şekilde talep gelmemiştir dedi. Ve iki gün önce de ben Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Güner'le görüştüm. Dedim Arda Turan en son durum ne? Yani sonuçta ben haberini yaptım. Sayın Başkan Mustafa Cengiz de açıklama yaptı. Arkasından Fatih Terim açıklama yaptı. Son durum nedir diye kendilerine sorduğumda dedi ki bak çok önemli bir şey var şurada. Ne Arda Turan ne menajeri. Yani ne kendisi istedi, ne menajerinden talep geldi, ne de teknik heyetten Arda Turan için bir talep gelmedi dedi. Çok önemli bir şey. O yüzden bence bu saatten sonra Arda Turan'ın geri dönüşü olacağını düşünmüyorum Galatasaray'da. Mehmet? Ben hala 31 Ocağı bir kapı bırakıyorum. Hiç belli olmaz. Arda bakarsın bu seneyi Galatasaray tamamlar. Seneye teknik ekibe de girebilir. Arda'nın ama... Sağ içindenin performansından sadece Galatasaray değil mi? Başakşehir öyle bir takım ki Aykut rehabilite merkezi. Adebayor bile tekrar futbola döndü orada 2 sene önce. Yani ne kadar oyuncu orada hayatı tekrar döndü. Arda orada da yapamadı yani. Performans anlamında Arda'yı ben ne yazık ki hani savunacak bir unsur bulamıyorum ama Fatih Hoca'nın Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim lafı önemli. Keza başkanlı olan fikir ayrılığı da biliyorsun ki konuştuk. O yüzden ben çok net konuşmamakta fayda var Arda konusunda. Şunu da söylemek